Oyunların nedeni büyüyen Türkiye mi? Oyunların nedeni büyüyen Türkiye ifadesi geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı. Sayın Erdoğan'ın bu ifadeyle muradı muhtemelen şu. Ülkemiz Türkiye çok sayıda sıkıntıyı birlikte yaşıyor. Bunların en başında da hiç kuşkusuz terör geliyor. Terör ve benzeri belaların temel nedeni ise büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesmek. Bazı güçler Burada muhtemelen kimi büyük devletler kastediliyor? Türkiye'nin zenginleşmesine, büyük devlet olmasına, bölgede güçlenmesine karşılar. Bu nedenden de karşımıza terör gibi belalara çıkarıyorlar. Bu ifade ya da bu ifadenin içerdiği mantık aslında sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza ait bir ifade, bir mantık değil. Bu mantığa, bu ifadelere bu ülkede yaşayan bizler senelerdir alıştık. Türkiye ne zaman önemli bir sıkıntı ile karşı karşıya kalsa siyasetçiler ve özellikle de iktidar siyasetçileri bazen muhalefet bu koroya katılıyor. Tüm bu kötülüklerin büyüyen Türkiye'nin önünü kesmek için oyunlar olduğunu dile getiriyorlar. Bu iddialara ilişkin iki temel itirazım var. Birincisi iç siyasete, ikincisi ise küresel dengelere ait. Önce birincisi, oyunların nedeni büyüyen Türkiye dediğiniz zaman bir biçimde yanlışlarınızdan sıyrılıyorsunuz ve ülkede kötü giden bir şey varsa tüm bu sorumlulukları kim oldukları tam sarih olmayan dış güçlere ve iş iç birlikçilerine yüklemiş oluyorsunuz. Siz mükemmelsiniz ama bu mükemmelliyet büyüyen Türkiye'ye yol açtığı için sizi baltalıyorlar. Kürt meselesinde yaşadıklarımız faiz lobisi son senelerin en popüler örnekleri. Siz hala anayasa 66'yı değiştirmeyin, sonra Kürt problemini dış güçlere bağlayın. İkinci mesele ise muhtemelen daha da önemli ve kapsamlı. Çünkü oyunların nedeni, büyüyen Türkiye ise en baştan büyük güçlerin ve dolayısıyla maşalarının zengin, gelişmiş, özgür yani büyük Türkiye istemediklerini varsayıyorsunuz. Acaba bu varsayım doğru mu? Büyük güçlerin simgesi olarak Amerika'yı ve AB'yi alalım. 21. yüzyılda acaba Amerika ve AB AB'nin çıkarları, bölgemize ilişkin beklentileri büyümeyen, güçsüz bir Türkiye mi? Yoksa Amerika ve AB merkezlerinin çıkarları artık 19. ve 20. yüzyılların aksine bölgede güçlü, demokratik, hukuk devleti ilkesini özümsemiş bir Türkiye mi? Amerika ve AB'nin rasyonel ve kısa orta uzun vadeli çıkarları acaba Arap gençlerinin rol model olarak IŞİD militanlarını mı yoksa AB üyeliğine aday, zenginleşen, demokratik bir Türkiye'nin gençliğini mi almalıdır? Dünyayı 21. yüzyılı biraz anladıksa Amerika ve AB'nin beklentisinin büyüyen, zenginleşen, Orta Doğu'nun istikrarına katkı yapacak bir Türkiye olduğunu görmemek mümkün değildir. Dolayısıyla oyunların nedeni büyüyen Türkiye söylemi şayet oyunculardan kast edilen Orta Doğu diktatörlükleri, IŞİD militanları ise bir ölçüde doğrudur. Yok bu ifadeyle hedef, Amerika ve AB merkezleri ise gerçekten anlamsız bir ifadeyle karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz lazım. Ama muhtemelen kimi çevreler, oyunların nedeni büyüyen Türkiye derken, içeride yapılan vahim yanlışları saklama amacından başka hedef gütmemektedirler. Bu sığ analizlerle bakalım ne kadar kendimizi kandırmaya devam ediyoruz diyor Yeni Hayat Gazetesi'ndeki yazısında Eser Karakaş